Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Soru. Bugün FIFA 8'de Dünya Ligi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karşımızda Arjantin var bu sefer. Bizi o final maçında hatırlarsanız yenen Arjantin var. 3-3 berabere kalıp penaltılarda kaybettiğimiz final maçında. Ondan sonra sanırım grup maçlarında denk gelmişti bir daha. Orada yendik diye hatırlıyorum. 2-1 falan bir skorla yendik diye hatırlıyorum. Çok hatırlamıyorum ama yendik. Bir tek İtalya ile berabere kaldık çünkü. Bakalım Arjantin öcünü mü almaya geldi? Çünkü şöyle düşünüyorum. Bir tane Dünya Kupası'nı onlar kazandı. Diğerini biz kazandık. Yani bu bayağı rövanş aslında Arjantin'de. Halil Altıntop. Çekti. Açı arıyor. Halil Altıntop. 1-0. Halil diyor ki o turnuvanın canlanacak oğlum. Çok hızlı başladık. 5. dakika çok hızlı başladık. Messi şokta şu an. Messi diyor ki ne oluyor lan? Yapma be. Dış, yapma yapma. Bu arada Allah düştü düştü. Evet. Büyük tehlike atlattık. Volkan o golü yemişti bu arada. Rüştü bir daha çıkartmayacağım arkadaşlar. Yine önüne büyük boşluğu buldu Halil Altıntop. Oğlum o adamı atmadım ya. Şut çekmem lazımdı. Evet. Halil Altıntop yine oradan denedi şansını olmuyor. Şöyle bir şey yapacağım. Bu şu an 23 yani bizimle 24 takımlık bu turnuvayı bir de normal takımlarla yapacağım. Barcelona, Real Madrid. Yine Türkiye'den bir takım bir saniye. Halil Altıntop 2 oldu. Halil Altıntop 2 oldu. Halil Altıntop diyor ki bugün Arjantin'i buraya gömüyoruz diyor. Halil Altıntop. Çok açtı. Çok açtı ayağından. Türk takımlarıyla bir tane daha turnuva yapmayı planlıyorum. Yine çarka yazacağım. Oo. Halil Altıntop. Galatasaray Fener Trabzon yazacağım ama Beşiktaş'ta çünkü bir tane turnuva oynadık. Tekrar Beşiktaş gelmesin diye. Biraz uf atıyorduk ha. Ne oluyor lan? Avantaj verdi. Foul yapmışız. Neyse. Hangisi çıkarsa onlarla da bir lig şeklinde. Herkesle bir maç yapacağız ama bu turnuvadan sonra. Ümit Karahan. Al topu. Güzel. Çok büyük baskımız var Arjantin üstünde. Şöyle gönder bakalım. Mehmet Avrelio. Yapma, açılma oğlum, ne yapıyorsun? O gelsin bize. Bak ora boşluk bak. Adam da oraya gidiyor hemen. Gördün mü? İki golün sahibi. Bir de çalım attı. Halil Altıntop mükemmel ilerliyor şu an. Bir tane de attırıyor. Bir tane de Ümit Karan'a gol attırıyor. 3-0. Dakika 27 bu arada. Good ball that.
Mahalleli altın top. Aa. Bu arada aklıma şey geldi. Hani acaba ulan biz bu oyuncuların yerini değiştirdik ama hani şöyle anlatayım. Mesela Mehmet Arar'ı RCM yazıyor. Right Central Middle. Herhalde sağda oynayan biri şu an bu. Hani buraya aldım left oldu ya. Mehmet Arar'ı belki de sadece sağda oynuyordur. Onu ben bilmiyorum. Bu karakter yani karakterleri diyorum. Bu oyuncuları ben hangisinin overall'ı yüksekse onu alıyorum. Hani diğer takımlarda da öyle yaptım. Yani Arjantin kadrosu zaten iki forvet var. Messi ve Tevez var. Onu da çok bir fark ettiğini zannetmiyorum. İkisi de yan yana oynuyordu çünkü hatırladığım kadarıyla. 4-4-2 oynuyorlar. Mesela ne oluyor 4-4-2'de? Ha, sağ ve sol oluyor. Yani burada ayaklarına göre belki fark ediyor olabilir de çok fark ettiğini düşünmüyorum onun açıkçası. Onun yüzünden böyle acaba diğer takımlar kötü mü oynuyor diye düşünüyorum. Ama şeyde hatırlıyorum. İngiltere gruptan çıkamamıştı. Yine yaptığım o turnuvada. Ya da işte İngiltere olmayabilir de büyük takımlar ne bileyim İspanya. İşte bir tanesi böyle grup sonuncusu olmuştu hatta Almanya falan olabilir. O yüzden hani benim yaptığım şey çok da bir şeyi etkilemiyor yani. O yüzden böyle değil bu maçlar. Ona eminim yani. Oğlum ora nasıl boş kaldı? Yapma. Helal lan Rüştü. Oğlum sana bir şey diyeyim mi? Rüştü'yü bir daha çıkartmıyoruz. Saçma sapan eliyle paslar atıyor. O ayrı konu. Tabii ama. O da onun artık işte. Bak şimdi. İyi attı lan. Offside yoksa harika pastı da offside varmış. Pas atıyor. Niye at? Niye at? Oğlum aşağı attın gol. Offside da yok. Halil. Kaleci tam sağdan açılıyordu. Sola vurayım dedim. Aa, yani soldan açılıyordu. Sağa vurayım dedim daha doğrusu. Olmadı. What? Çizgiden çıkarttı lan. Bir gol daha geliyordu az kalsın. Aşağı atamadım. Ofsayttayız. Hocam Arjantin hayırdır ya? Sakin ol Messi. Ya Messi mesela solak yukarıda mı oynar? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Yetiş la. Yoksa sol ayağıyla vuruyor diye terste mi oynaması gerekiyor? İkisinden de emin değilim açıkçası. Ya ama yani çok da fark ettiğini düşünmüyorum yapay zeka için açıkçası. Yapma oğlum ne kadar iyi ki pas attı. Bir an dedim golü yiyorduk. Yürü yürü baskı baskı oğlum baskı. Biz bu Arjantin'den 3-0'dan 3-3 olduğu için hiç güvenli değil. 3-0. Güzel. Bir de şu var. Attığım golün forvet oyuncularıyla bir alakası yok. Defansta da genelde çok bir değişiklik yapmıyorum. Ya at. Kimi açtın oğlum ortayı ya? Hocam bizim orta açıp hava toplarıyla bir işimiz yok ya. Yapmayın onu. Biz öyle bir takım değiliz yani. Biz yerden paslaşacağız. Boşlukları değerlendireceğiz. Uy, böyle çalımlar atacağız. Hat-trick'e mi gidiyor? Halil'e atı top. Hat-trick'e gidemedi. Açı çok daraldı. Oradan da atamadı. Yıldıray.
Bir korner daha. Bu sefer de orta açıp basacağım. Nasıl alamadın ya? Oğlum defans oyuncusu değil mi lan bu? Güzel. Ve şöyle bir şey var. Şimdi fark ettim. Şöyle bir şey hatırlatayım. Tekrar aklıma geldi. Biz bir önceki Dünya Kupası oynarken hiçbir kadroya dokunmadım. Ve namağlup kazandık biz o Dünya Kupası'nı. Sadece İtalya ile 2-2 bir tane beraberliğimiz var. Yani. Ve diğer maçı yendik. O yüzden doğru. Kadroyla çok da alakası yok açıkçası. Beşiktaş maçında sanki yo beraberliklerimiz var onda da birkaç tane. Bir tek Benfica'ya 1-0 yenildik. 2-1 yenildik galiba. Dur bakalım. Hayır hayır hayır. Oy. Güzel. At artık. Offside yok. Kaleci niye öyle bir şey yaptı oğlum? Eliyle tutmak yerine topu dikiyormuş gibi vurdu. Yapma ya. Aman diyeyim. Oradan bir şey çıkmaz dedim. Bu arada şeyi fark ettim. Tevez'in neydi onu ya? Overall'ı ha. Daha fazla şeyden Crespo'dan. Oy, pasa bak. Nihat. Nihat, Nihat, Nihat. O pas neydi öyle? 4-0 oldu Arjantin. Artık daha fazla gol yememenin peşinde. Yukarı. Of. O bir geçeydi. Nereye yürüyeceğini anlayamadım. Çok iyi pas. Ümit Karan. Artistliğin sırası mı? Sırası aslında 4-0 öndeyiz ama. Yani. O tar ya. Bas oğlum bas. Hiçbir skora güvenmiyoruz ha. Kamerun maçı 3-0 öndeydik. 2 dakikada 3-2 oldu. Sonraki 10 dakika. Aman ha. Mesela sağ ayağıyla vurdu Messi. Niye sağ ayağıyla vurdu onu anlamadım. Sol ayağıyla vurabilirdi. Vallahi bilmiyorum. Ne foul'ü yapma. Ya bu çocuk buradan atar bu arada. İyi bari. Ümit Karan. Ümit Karan yetişemiyor. Oğlum harbi bizim defans sağlam ha. O ne lan? Ya Yıldıray yapma ya. Tevez de şov adam ha. Allah sol ayağını aldı. Oğlum. Atamıyor ki. Atamıyor yani. Yapay zeka Messi de şuraya kadar gelip golü atamıyorsa beni ilgilendiren hiçbir şey yok.
Çok iyi pas. Halil aldı. Aa, Ümit Karan şu. Maçı kalmadı. Pas atsam atamayacak. Abudu'yu da atabilirdim aslında ama. Nihat gelmemiş ki. Ona oradan pas mı atılır ya? Peki. Ben inşallah kayıttayımdır. Peki. Hasan Şaş koşuyor. Hasan Şaş. Çok iyi. Bırak çıksın. Güzel. Mehmet Avrelio koşuyor bu sefer de. Mehmet Avrelio. İşte bu kadar. Halil Antundam hat-trick'ini yapıyor. Pasa bak anasını satayım. Yani heriflerin defans da gitti artık. 5-0 oldu lan. Oğlum 5-0 oldu 5. Alo. O nasıl bir çalımdı öyle? Ya sola bastım. Sola bastım. Yukarıyla alakam yoktu yani. O nasıl pas oğlum? Baskı. Has to shoot gerçekten. Niye vurmadın? Arjantin taraftarlar sahayı terk etmeye çoktan başladı. Kartlıktı ama kırmızı beklemiyordum. Ve Tevez de gol atacak galiba. Neyse vuralım bari bitsin. Kötü oldu kırmızı kart. Hoca bitir ya. Ha, bitir lan. İyi var. Aa, o bitirmedi hala. İnatla 5-1 yaptıracak ha. La bitir la bitir la artık. Hayır artı 2 verdi bir de. Hoca sonunda. Kırmızı kart hoş olmadı. Allah. Arjantin'le oynadık. Gelen takıma bak. Bir dakika. Kırmızı kart yedi. No. Şimdi bir tabloya hemen bakalım. Sonuncuya gidelim. Bak Arjantin burada değil. Güzel. Danimarka, Rusya, Mexico, Uruguay. Uruguay biraz şaşırtıyor ama gerisi okey. Portekiz, Arjantin. Ama 12-13 bak. 12 alsa bir üstte bile çıkacak. Şu bütün takımları geçiyor. Brezilya da burada. Almanya, Hollanda. Bura sanki İngiltere, Fransa, İspanya. Fransa, İspanya sağlam gidiyor. Yunanistan sağlam gidiyor. Çok enteresan. İsveç, Çek Cumhuriyeti sağlam gidiyor. Hayır, İrlanda Cumhuriyeti tuhaf. Neyse, Brezilya. Kadroya bak. Kadroya bak. Yuh. Can Arat'ı almış. Kırmızı kart cezası. Başka zaten defansımız yok. Ronaldo Robinho ne lan? Zor bir maç bizi bekliyor arkadaşlar.
Bakalım ne olacak. Ümit Karan. Hasan Şaş'ı çok iyi gördü. Oğlum gelişine topa nasıl o kadar kötü vurabilirsin? Sekiyordu top. Dam diye geçireceksin ya. Allah. Aman ha. Biz Brezilya'yı kaç kaç yenmiştik? 5-2 gibi bir şey yenmiştim sanki. Ümit Karan. Ümit Karan. Julio Cesar'ı geçemedi. Çok iyi taç. Evet Aurelio bomboş. Kendi atmayı tercih etti bu sefer. Ronaldinho ne ya? Çok iyi aldı. Yıldıray. Hasan Şaş. Sakin. Ver aşağı. Bir daha. Oğlum ben oraya mı attım? Düz. Hayır bazen pası atmak için illa ara pasa basmam gerekmesin yani. Aman diyeyim Ronaldinho. Yapma be. Elli tane tuşu aynı anda basıyorum. Hani o kadar spesifik oynamaya çalışıyorum ki. Çok kötü yerdeyiz. Heh. Oğlum çok ileri attı ya. Robinho'nun Beşiktaş Real Madrid maçında bizi bir aşağıladığı bir hareket vardı. Çekil la önümden. Ya ne yapıyor lan? Pas at diye çekil. Git oraya pas atayım ya. Ne yapıyor? Önümde duruyor. Üf. Ronaldinho'dan böyle aman ha. Aa. Nasıl gitti ona o top ya? Oğlum geçemiyorum lan adamların defansını. Acele etmeyin. Aç abi. Güzel. Yıldıray oradan nereye gidiyor? Oğlum her yer sarı adam lan. Altı top. Halil altı top. Döndü dolaştı. Kaleyi arıyor. Açı arıyor. Aman diyeyim. Adama yetişemiyorum. Adama yetişemiyorum. Out mu? Nasıl out ya?
Yine ayağımın içinden geçmiş. Evet, oyun ilk defa bize yaradı. Normalde benim adamın ayağına çarpıp gitmiş ama ayağının içinden geçtiği için out. Oğlum harbi defanslarını geçemiyorum lan. Yıldıray. İyi top. İyi pas. Kötü pas. Allah. Yapma, yapma, yapma. Uf. Gidiyordu, gol gidiyordu. Direkt golü yiyorduk. Ümit Karan. Oğlum geçemiyorum lan defansı. Açılma. Başlayacağım hareketlerinize ha. Abi defans oyuncusu olduğu için şey yapamadı ya. Hızlanamadı. Pas atamadım. Yıldıray. Kimse yok. Oğlum hareket yapıp durmayın lan. Bak bak Ronaldinho da yapıyor. Ya da Ronaldinho yapsın zaten oğlum. Siz yapmayın. Diyeceğim de adamlar Brezilya milli takımında oynuyor. Yapmasın. Oraya bir bak. Allah. 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 İnşallah yanındaki adam vurur. Allah. Oh. İyi bari. Öyle hiçbir zaman gol olmuyor bu arada. Yani denerseniz atabilirsiniz ama yapay zeka atamıyor öyle. Ronaldinho vursaydı gollü bu arada. Halil attı top. Bir kontra şansı. Ümit kayarak müdahale yapmasını beklemiyordum. Mehmet Avrelio. Yıldıray. Yıldıray ne yapıyorsun? Baba baba. Hop. Onlar bana hareket yapıyorsa ben de böyle yapıyorum. Harbi çok azıcık açıklık veriyorlar. Atamıyorum lan. Öyle bir şey yok da. Güzel. Kimse yok yine. Bu maçta nedense gol olmayacak gibi bir his var içimde ya. Aha Yıldıray. Yıldıray. Hoca, hocam ya. Ya hocam kırmızıyı ver ama. Aynen öyle. Aynen öyle ya. Defol. Ümit Karan'a vurdurmayacağım. Nihat vuracak. Nihat. Nihat. Doğru köşeyi tahmin etti. Konuşamıyorum. Doğru köşeyi tahmin etti Julio Cesar ama Nihat çok iyi yere vurdu penaltıyı. Ümit Karan Nihat'a bıraktı bu arada. Güzel bir tane de kırmızı kartları var. Şu an avantaj bizde çünkü 3 kişi kaldılar defansta. Öyle bir şey yok ya. Bu çocuk yürüyor buradan. Aman ha. Düştü hemen ver aşağı. Hemen. Oğlum ne yapıyorsun?
Ne yapıyor? Ümit Karan'ı çıkartıyorum abi. Fatih Tekke. Buradan da yok. Yıldıray'ı çıkartacağım. Arda Turan gelsin. Öyle bir çalım yok. Böyle bir çalım yok. Oğlum pas atma yeter ya. Koşacağı tuttu. Korneli taç yaptık. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Yürü lan. Oğlum. O neydi? Ronaldinho bir Rabona pas attı ama. Ali altın top yapma. Yapma. Yapma oradan nasıl kaçırdın ya? Ya yapma ya. Ne? Oğlum önümdeki adama da pas atabileyim de. Herifler öyle bir kapatıyor ki. Korner galiba. Güzel. Sen onu kontrol edeceksin de ben de göreceğim ya. Valla Brezilya kalesine iyi geldik. Üstüne vurmuşsun oğlum ya. Mehmet Avrelio. Mehmet Avrelio. Mehmet Avrelio. 2-0 oldu. Güzel. Güzel. Brezilya taraftar sinirlendi. Santra'da top kaptırınca. Tamam lan, bağırışmayın. Almanya maçı geldi aklıma bir. Allah. Rüştü. Soğukkanlı, sakin. Böyle sakince. Ronaldinho tam arkadan foul yaptı kırmızı. Abi Brezilya ne yapıyor? Brezilya ne yapıyor? Durup dururken arkadan kaydı. Oha. İkinci kırmızıyı yedi Brezilya. 9 kişiler şu an. Evet Avrelio. Evet Avrelio. Kornel. Halil. Yapma ya. Halil altın top nereye vuruyor ya? Brezilya 9 kişi şu an. Geçemedik. Oo. Spiker de dedi. Açıkçası diyor. Ben Brezilyalılardan daha fazlasını beklerdim diyor. Çok daha az bir süre kaldı. Buradan sonra ne yapacaklar bakalım dedi. Oğlum. Yapma yapma. Önünü niye açtın? Atabilir ya. Oh. Harbi waste. Harcadı. Brezilya'da şu an hiçbir şey kalmadı. Ne bir tarafta topu alınca kızıyor lan Brezilyalılara. Oha.
Hiçbir şey yok. Bomboş Fatih Tekke. Fatih Tekke. At oğlum la. Hayır oradan da at yani. Açında çok iyiydi ya. Hasan Şaş. Zaten şaşardım tuttursak Ali. Ne yapıyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun ya? Ayağımın içinden geçti top. Hocam bağırışmayın ya. Nihat. Nihat. Taç olsun. Bir gol daha gelebilir. Hasan Şaş. İçeri doğru koşuyor. Bomboş içerisi. Allah seni ne biliyor söyle yapsın ya. Sağdan atsana oğlum. Vuracağım ya son topu. Tuttu. Güzel maç. Oğlum bitirsene lan. Lan bir tane yedirecek gitti bize. Hadi bak. Brezilya böyle bir skor. Hiçbir şekilde bek. Evet. Ne dedim? Arjantin'de oynadık. Brezilya oynadık. İngiltere ile oynuyoruz. Yes diyelim. Bak şimdi tabloya bakalım bir. Rusya, Danimarka, Uruguay, Paraguay burası. Okey. İtalya, Brezilya, Arjantin, Almanya. Bak Arjantin yukarı çıkmaya başladı. Burada kimler oldu? Türkiye, İspanya, Fransa, Yunanistan'da. Abi nasıl ya? Ve bunlar da puan kaybetme yer değiştirmiyorlar ha. Bir o geçiyor, bir o sadece. O kadar. İngiltere, İsveç. Enteresan, enteresan. Luzumuz yok. Herkesin en az bir luzu var. Galibiyet olmayan var mı? Yok, Rusya'nın da var bir tane. Şimdi bak İngiltere'nin kadrosuna bakmak istiyorum mesela. Bak. Şu D-Band kim bilmiyorum. Rooney, Joe Cole, Michael Carrick. Michael mıydı lan? Steven Gerrard, David Beckham, John Terry. Of. Defansları bir tık kuvvetli. Ferdinand, Terry, Neville, Richards. Yani 80'in altında adamları yok yani zaten bizim 80'in üstünde 3 tane adam var sadece. Başka da bir şey demiyorum ha. 81, 90 var 2 tane 90. 87 var. 88 var. Lampard yok mesela. Ben sanki onların kadrosundan Lampard aldığını hatırlıyorum. Are you sure switching sides will avoid any accomplishments or stat striking? Ah no no. Kadroya bakacaktım sadece. Şuradan bak. Oğlum buna basmadım. Neyse. Ha kaleciyi seçemezsin diyor. Lampard 85'miş. Şöyle bir şey olabilir. Michael Carey yerine Lampard alınca bak 81 oynuyor Lampard. Anladın mı? Böyle olduğu zaman Michael Carey'i ben çıkartmadım oyundan mesela. Hangisinin yerinde hangisinin doğru doğru ben doğru yerleştirdim aslında. Mesela bu Neville burada şey Terry burada 90 ya bak burada 84'e düşüyor. O yüzden Terry burada 84 heriften 80'den daha iyi diye oraya koymadım. Doğru. O yüzden benim kadroda bozduğum çok da bir şey yok açıkçası. Şimdi okey diyorum. Neyse biz FIFA 8'in bu bölümünde sonuna geldik arkadaşlar. Şu an daha mağlup güzel ilerliyoruz. Arjantin Brezilya'ya yendik. Daha ne yapayım? Şimdilik bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.